Görmedim sen gibi bir hain asla. Aldatan, kandıran hep bir yalanla. Yar beni sevmez, yar bana dönmez. Dönse de ben öldüm artık, fayda etmez. Sıkıntı, büyük sıkıntı ya. Yarın ne olacağını bilmeden bir insanın yarının sevmemesi gerçekten sıkıntı. Ne demişler? Yar yar olanın yar sarar yarasını. Yar yar olmayanın felek s**er anasını. Buradan da yarına yar olmayan bütün yarların götüne yarağımı sokayım. Evet, ne acayip bir giriş oldu bilmiyorum. Biz kimlere laf gönderdik onu da bilmiyorum. Ama kısacası sevmeyi bilmeyen herkese gitti bu laflar. Gitsin abi, hak eder yani. Sevmeyi bilmiyorsa bu lafları da yer. Evet, madendeyiz. Bir önceki bölüm tazminatı almaya gelememiştik bildiğiniz üzere. Videoyu kapattıktan sonra ben bir şekilde geldim arkadaşlar. Özgür'ün aracını bıraktım. Zaten bir önceki bölümde de bahsetmiştik otobüs ile çıkabiliriz diye. Aynen de dediğimiz gibi oldu. Burada bir tane Iveco otobüs var. Bu otobüs madenin işçilerini taşıyor arkadaşlar. Şu anda zaten akşam 6 saatleri. Birazdan işçiler paydos edecek ve gelecekler. Ardından biz de alıp Kirkenes'e götüreceğiz. Ya otobüs güzel. Daha önce böyle bir otobüs kullanmadım ama bir iki baktım böyle. Zaten sabahtan beri de buradayım. Otobüsü falan temizledim. Ya güzel bir otobüs. Iveco'nun bir otobüsü. Her ne kadar Iveco'nun tırları hani pek iyi olmasa da, gerçi son dönemde iyiler ama gene tır konusunda pek sevmem Iveco'yu. Ama otobüs konusunda güzel abi. Zaten Türkiye'de olmayan bir otobüs bu. Ki ben hiç de görmedim. Arka stopları benim çok hoşuma gitti. Şöyle mesela bir kapıyı açıp kapatalım, stopları göstereyim. Gördüğünüz üzere böyle güzel bir şekilde led yanıyor abi. Sevdim ben ya. İçi falan da güzel. Otomatik vites bir otobüs. Bugün bununla çıkacağız bakalım madenden. Şöyle binip birazcık içinde bekleyelim abi. Koltuklar vesaire de bu şekilde. Arka yine çift kanat kapı. Hani yarı şehir içi, yarı uzun yol tarzı bir otobüs. Tam madene göre bir otobüs zaten bu. İçi de bu şekilde. Baya baya güzel ve kaliteli bir mod. Zaten bu modda yine açıklama kısmına indirebileceksiniz. Steam Atölye'den indiriyorsunuz bu modu. The Bus World diye bir oluşum var. Otobüs modu yapan bir oluşum. Daha doğrusu OMS2'deki otobüs modlarını ETS2'ye uyarlıyorlar ve muhteşem oluyor abi. Kaliteli oluyor. Sesleri, modeli, gidişi ve süspansiyonları gerçekten çok güzel. Yolculuk esnasında da göreceksiniz. ETS2 tarihinin en iyi otobüs modu diyebiliriz buna. Yine bu The Bus World'ün yaptığı iki otobüs daha var. Birisi Solaris, diğeri de değişik bir marka. Rus markası sanırım. Onları da yine açıklama kısmına koyduğum linkten indirebilirsiniz. Steam Atölye'de hepsi var. Ayrıca çok soran arkadaşlar oluyor. Modları kuramıyoruz vesaire diye. Eğer kuramadığınız, sıkıntı yaşadığınız modları olursa Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Orada oyun destek ekibi arkadaşlar sizlere yardımcı olurlar. Ayrıca Discord'a girip Nizami odasına isim yaş yazmanız lazım arkadaşlar. Onu da unutmayın. İsim yaş yazdığınız anda sunucumuza kayıt oluyorsunuz. Sunucumuz güzel yani. Oyun destek ekibi olsun, diğer birimlerimiz olsun, gerçekten tam bir eski forum sayfası mantığında. Hani sorunlu olanlar vesaire yazıyor orada. Yetkili arkadaşlar çözmeye çalışıyor. Çok da bilgili arkadaşlar var aramızda. Yani sunucu o şekilde. Ara sıra yetkili alımlarımız vesaire de oluyor. Dediğim gibi başlama kısmından gelebilirsiniz. Bizim işçiler gelmeye başladı. Mesai bitti abi. Bak işçiler geliyor abi. Şuradan bir 5 kişi geliyor. Ya bir önceki bölüm trafikle geldik Kirkenes'e. 3 dorseli adam dönemedi falan. Ben de dalga geçenler olmuş. Sen demiş kafayı yemişsin falan filan diye. Ya ben buna inanmıyorum yani. Orada 3 dorseli falan vardı bence. Görmeyen varsa bence onda sıkıntı var. Bak yolcular da geliyor abi. Görmeyen varsa tedavi olsun. Aleykümselam abi, hoş geldin. He ben yeniyim ya. Aynen. Bir günlüğüne geldim abi ben buraya. Eyvallah eyvallah. Aleykümselam. Aynen eski tırcıyım. Eskiden geliyordum buraya harfetti. Sen kepçeci misin? Tanıdım seni, tanıdım. Eyvallah abim, eyvallah. Gelen var mı başka ya? Kalkalım mı? Tamam abim, kalkalım. Başka gelen yokmuş arkadaşlar. Kalkacağız. Şu kontağı bir açalım. Ya madenden hiç otobüsle inip çıkmadım. İlk defa yapacağız. İnşallah beceririz. Bir marşımızı yapalım. Aynen, bismillah. Vallahi sesleri de çok güzel. Şimdi yolculuk esnasında da göreceksiniz. Kapımızı kapatalım abi. Hatta şuradan biri daha yürüyor. Kapıyı aç. Giderken alırız onu. Toplaya toplaya gidelim. Şu yürüyen adamdan bize binecek abi. Ha tamam, bize binecek, aynen öyle. Abi ilk geldik, yolculardan sonra bulacağız. Haydin bismillah. Sol aynası birazcık yukarıda kalıyor ya. Öyle bir sıkıntısı var. Aman vurmayalım abi. Madenin içinde de vurursak rezil oluruz ya. Valla buralardan ilk defa otobüs ile çıkıyorum. Siz de ilk defa görüyorsunuz zaten. Valla ban yemek nelere vesile oluyor. Ban yediğime sevinenler bile olmuş kanalda. Yazmışlar oh be, sonunda ban yedi işte, farklı içerikler göreceğiz diye. Ya bu da güzel bir şey. Ha, şu dayı da binecek. Buyur abi, aleyküm. Aleykümselam. Polonya sıkayım. Polonya sıkayım. Hoş geldin abi. Eyvallah. Evet, aldık gidiyoruz. Kapıyı da kapatalım. Haydi bakalım, yola çıktık. Biraz sesi dinleyin. Ben susuyorum arkadaşlar.
az geri alacağız. Ulan ilk virajda da böyle bir şey yaşamamız hiç iyi olmadı. İnşallah arkadan bakmıyorlardır. Bu ne kadar zor dönüyormuş ya. Vallahi sıyırıyor neredeyse ha. Lan madenden bana bakan var mı? Müdür bakıyor oradan. Allah odumun müdürü. Aleykümselam, aleykümselam. Aman bakarsa da baksın artık s**t mi ya. Buraya bir daha ne zaman gelirim kim bilir. Ne yapalım abi, yani buraya kaç kere otobüsle indik ya. Gene iyi yani, bu kadar kullanabildiğime dua etsinler. OMS 2'den tecrübeliyiz tabi, orası ayrı. Ama sesler mükemmel değil mi arkadaşlar ya? Tam bir böyle kendimi otobüste gibi hissediyorum. Umarım siz de öyle hissediyorsunuzdur. Hatta az daha susayım ben, dinleyin. Hop. Ulan tabelanın pikseline indik yani. Böyle bir şey yok, gel geri. Otobüs sandığım kadar iyi dönmüyor yani. Onu fark ettim ilk dakikalarda. Öyle bir olay var. Ama çok tatlı gözüküyor ya. Şunun tipe bir bakar mısın? Vallahi modu yapan arkadaşlar yapmış ya. Allah da kahretmesin, ben bu otobüsü niye döndüremiyorum ya? Erkenden kırmak lazım herhalde, şey yetmiyor otobüs. Layna nerede lan? Ha burada, tamam. Alışkın değiliz vallahi, tır gibi değil. Alışmak lazım. Açayım abi kapıyı ya, ayıp ediyor. Sıcak oldu diyor da kapıyı bir açalım. Havalar ısındı, ısınmıyor dedik. Isındı. Yani güneş bize dedi ki ahanda dedi, bok yedin dedi. Ben bok yiyorum son 2 gündür Sincan'da. Yanıyoruz vallahi, bayağı sıcak var. Sıcağı da pek sevmem ama yapacak bir şey de yok. Sevsen de sevmesen de mecbur. Sevip sevmemen bir şey değiştirmiyor. Bayağı yapıştırdım ben de. Vurduk lan. Vallahi vurduk. Oradaki kayanın Allah belasını versin ya. Ana bizim şirketten. Aleykümselam, eyvallah. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada abone olmadan izleyenler varsa rica ediyorum. Abone olsunlar. Şu an kanal mükemmel ilerliyor. Hepinize de teşekkür ederim. Ayrıca katıl butonu da açıldı. Kayalara sıfır geçiyoruz. Katıl butonuna da basarsanız sevinirim. Katıl butonunun şöyle bir avantajı oluyor benim için. Katıl butonuna basıp yorum yapan arkadaşların yorumu ayrı bir yerde listeleniyor. Ve orayı okumak daha kolay oluyor. Çünkü sayısı az olduğu için. O sebeple katıl butonuna basan arkadaşların yorumlarını daha rahat görüyorum. Bilginiz olsun. Hem böyle bir kanala ufak bir desteğiniz olur. En düşük seviyeden bile katılsanız. Hem de yorumlarınızı görür. Onları daha fazla dikkate alırım. Benim için de öyle bir avantajı olur. Çünkü dediğim gibi ayrı bir yerde listeleniyor. İşte oyun içinde yapmamı istediğiniz şeyler olsun, farklı şeyler olsun. O tarz isteklerinizi belirtebilirsiniz de. Burada bu vites atmıyor. Yani gaz pedalının üstüne bile çıksam bu burada vites atmıyor. Hamsi de selam verdi. Hamsi'ye de buradan selamlar. Hamsi koydum tavaya, başladı oynamaya da bu niye vites atmıyor ya? Nihayet attı yani. Rampa çıkıyoruz. Baya böyle bağıra bağıra çıktı. Ha, nihayet attı. Yolcular uyudu mu lan acaba? Vallahi uyumuşlar. Çalışıyorlar abi adamlar. Hani ne yapacaksın? Uyuyorlar. Tabii buldular benim gibi güzel konforlu süren bir kaptanı, uyurlar. Ben olsam ben de uyurum. Hatta birazdan uyuyabilirim. Ama ben uyursam o yolcular bir daha uyanamaz. Öyle de bir sıkıntı var. Onun için uyumuyoruz. Burada bir bayıldı abi. Ama çıkıyor maşallah, güç var ya. Tabi tonaj derdin yok, kum derdin yok. Gidiyor maşallah. Ulan viraja bak be. Tam anlamıyla bir rest in peace. Vay be. O virajı oraya yapan adamı s**tim be. Hem böyle efkarlı hem böyle bir sinirliyim. Anlayanlar zaten anladı. Anlamayanlar da neyi anlamadığını anlasa yeter. Bazen neyi anlamadığını anlamak aslında anlamanın da bir göstergesidir. Ama suçu her zaman kendinde aramayacaksın. Yani ben bunu niye anlamadım demek yerine acaba bu anlamadığım şeyde bir anlam var mıydı diye düşünmekte lazım. Bazen anlamaya çalıştığınız şeylerde anlam yoktur. Kendinizi boşa yorarsınız. Onun için iyi analiz etmek lazım. Evet, köprüden geçti gelin. Fıtı 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 fıtı.
Bayağı da hızlı çıktık ha. Sanki yani yıllardır burada otobüs sürüyor gibi hissediyorum kendimi. Ama tır sürdük abi de otobüsü de süreriz ya. Hiç sıkıntı yok yani. Şoför adam her şeyi sürer. Kütüklere selam, yola devam. Hayırdır babba falan. Adanalı'ya bağlıyorum değil mi buradan? Buradan da tüm Adanalı arkadaşlara selamlar. Bas lan bas. Allah kahretsin, altını vurduk. Basma. Arabanın tamponunu orada bıraktık galiba. Aman 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 aman. Döneriz be. Sıkıntı yok. Kapıştır abi. Şimdi bunları indireceğiz Skillkens'te. Ardından evin önüne çekeceğiz arabayı da. Arabanın altı mı vuruyor? Ne oldu? Tampon mu düştü? Ben anlamadım ya. Tünelde gelen var mı abi? Allah Allah. Yok. Neden acaba? Aa bak, arkadaş orada bekliyor. Eyvallah abi beklediğin için. Gelme. 3 dorseli gelme abi oradan. Helal olsun. Bak orada bekledi abi. Eyvallah, beklediğin için teşekkür ederim. Adama da takmayalım da. Sıfır geçtik ya. Evet, gelelim kuru fasulyenin nasıl osurttuğunu faydalarını, buradan nasıl döneceğiz. Arka teker oraya düşerse tam anlamıyla bir mahsur kalan otobüs vakası yaşarız. Şöyle alabildiğim kadar öne alıyorum. Oraya vurur. Vurmazsa beni tüm hangara vurmadı. İyi ki lafın devamını getirmemişim ve döndük. Helal lan bana. Daha doğrusu helal bize ya. Hep birlikte döndük arkadaşlar. Burada 50 bin kişi pardon 54 bin. Hepimiz burada direksiyon tutup çevirdik. Ya her dakika abonemiz arttığı için tam böyle ben de hesap edemiyorum. Yani. Valla süper ilerliyoruz. Umarım en kısa sürede 100 bin abi. Biliyorsunuz 100 bine gelince arabamı sizlere göstereceğim. Arabamı tanıtacağım. Otobüsün altı vuruyordu. Otobüsün altında s**im üstünde. Soharım altına da üstüne de ya. Bebeğim. Valla geldik. Hey, burada mı indireyim? Ha tamam. Aman arabaya vuracağız lan, yolcuya bakacağız diye. Arkadan kaptan diye bağırıyor da. Açtım abi orta kapıyı. Adam indi. Kapat. Arkadaşlar ineceğiniz yerde söyleyin. Ben bilmiyorum yani. İlk günüm bu benim. İlk ve son günüm herhalde. Daha da devam etmeyiz otobüs işine. Onun için herkes ince yeri söylesin. Geçip gitmeyelim ya. Ben müneccim değilim. Müneccim ya da yemedim çok şükür. Ha pardon abi, küfür yok mu? Pardon. Biz tırda alışkın olduğumuz için tek başımıza ediyorduk. Burada mı iniyorsun? Gel abi. Sizin evler ne güzelmiş abi burada ya. Direkt madenin çıkışı. Ha lojman mı? Doğrudur abi. Allah'a emanet. Haydi. Evet, madenden çıktık ve ceza yedik. Yani sohayım cezasına. Al, çıkar çıkmaz da ceza mı yenir, ben anlamadım ya. Bas lan bas. Şurada bizim bir pist vardı ya. Hatırlayanlar var mı? İmdat Hava Yolları'nın iniş pisti. Hatırlayanlar yorumlara yazsınlar. Tırla inmiştik bildiğiniz üzere ve orada pilot olduğumu öğrenmiştiniz. Neler yaşadık ya. Vallahi yani istediği kadar banlatsın, istediği kadar perma yiyelim ki ileride tekrardan Skillkens'e bir şekilde döneceğiz. Başka çaremiz yok ki, dönmesek bile siz bu videoları da seviyorsunuz. Yani hepinize teşekkür ederim. Yorumlara yazıyorsunuz güzel güzel, ban yemiş olsam bile işte bizi eğlendirmeye çalışıyorsun ve benzeri gibi. Ya eğlendirebiliyorsam ne mutlu bize. Yani dünya olarak, ülke olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. Bunları söylemeye gerek bile yok. Zaten her yerde bunları duyuyorsunuz. Yani biraz da olsa moral olabiliyorsam ne mutlu bize. Eve dönmeyeceğiz. Şunları bir indirmemiz lazım. Vallahi sevindiriyorsunuz beni de. Burada mı indiriyorsun abicim? Eyvallah. Arkadaş burada inecekmiş. O bayağı kişi burada iniyor. Aç iki kapıyı da. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Eyvallah abi. Hızlı getirdim diyor ya. Getiririz abi. Biz eski harfiyatçıyız burada. Hayırdır. Haydi iyi akşamlar. Ya harfiyatçılığımız da var. Eski otobüsçülüğümüz de var. OMS 2'de bilenler bilir. Burada mı? Buyur abim. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Çantayı unutma abi. Heh tamam. Çantayı unutuyordu adam da son anda şey yaptık. Kaldım başka biri. Arkada iki kişi oturuyor. Hocam siz nerede iniyorsunuz? Tamam tamam, sağa mı gireceğim buradan? Tamam abi. Bu arkadaşları aşağıda indirecekmişiz. Hani direkt eve gitseydik iyiydi de, aşağıda inecek yolcu var. Yapacak bir şey yok. Yavaş 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 yavaş. Devirmeyelim aman diyeyim. Otobüs farklı ya, tır gibi değil. Ne tarafta inecek lan bunlar? Ya burada mı hocam? Tamam. Bir an inmeyecekler sandım. Yani ikisi de arkada bıyıklı bıyıklı dikiliyor. Aç kapıyı. Bir an korktum yani, biliyorsunuz beni öpüp kek veren birisi vardı. Aklıma o geldi de otobüs boşaldı. Evet. Otobüs harbiden boşaldı lan. Kim azdırdıysa artık. Şimdi biz eve gideceğiz de nereden dönebiliriz? Şu garajın içinden döneceğiz ya. Böyle şuradan bir manevra alacağız. Manevra da manevra. Yine bir Sincanlılığım tuttu. Böyle her şeyden bir oyun havası yapma çabaları. Ankara'nın genel özelliğidir. Ve eve gidiyoruz. İşimiz bitti. Yapıştır abi. Kapıyı da aç da bir koku moku çıksın. Nasılsa yolcuları indirdik. Ya bu işi de sağ salim atlattık bakalım. İleride neler olacak? Büyük ihtimal Edirne'ye döneceğim. Bir sonraki bölüm Edirne'de devam edeceğiz. Ya bu akşam uçağa biner giderim. Şimdi otobüsü evin önüne çekeceğim. Yaklaşık böyle yarım saat, bir saat sonra gelip alacaklar otobüsü zaten. Öyle anlaştık. Ve bu aşağı sokaktan girebileceğiz mi acaba ya otobüsle? Ya öbür tarafı da dolanmak istemiyorum ama valla girmeyi deneyeceğiz. Tırla giriyorduk abi de otobüste biraz daha zor. Ya baktık gire
gidemiyoruz. Şuraya çeker giderim ya. Şöyle bir deneyelim bakalım. Kaldırma zaten çıkacak. Orası Allah'ın emri. Ona yapacak bir şey yok. Allah'tan buradaki kaldırımlar yüksek değil yani. Onu düşünmüş sokağa yapan arkadaş. Helal olsun. Onu da düşünmese zaten 7-24 kulakları çınlardı. Ki bu haliyle bile çınlıyor. Altını vurduk ama döndük. Önemli olan dönebilmekti. Ve çıktık abi. Harbiden çıktık. Buraya da ilk defa sanıyorum ki otobüsle geliyorum. Öyle de bir olay var. Şöyle girebilir miyiz buraya? Tabelayı yine yıkmak gerekecek. Ya dur az geri al. O tabelayı da kurtarıp girerim ben buraya. Kaldırma çekmek de istemiyorum. O da sıkıntı. Arkada da bir tabela var. Ulan şu tabela için kaç kere belediyeyle sıkıntı yaşadım ya. Vallahi bir türlü kaldırmıyorlar benim o tabelayı. Bizim eve de sürtmeyelim de. Tabela hala orada mı? Orada. Sıkıntı yok. Şöyle de topladığımız zaman, az da geri aldığımız zaman şuradaki komşuyla da sıkıntı yaşamak istemiyorum. Şu hizayı alalım abi. Ya burada oturan bir tek ağır bastı şoförü biz varız. Komşular da haliyle sıkıntı çıkarabiliyor. İmdatımızı da çektik. Güzel bir imdatı var gördüğünüz üzere. Ardından motorumuzu da kapatalım abi. Evet, güzel bir şekilde geldik. Dediğim gibi moda açlama kısmına indirebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir sorun vesaire de yaşarsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Orada arkadaşlar çözecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve İmdat TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İmdatsız kalmayın.